Bugün ne oldu Ferit? Bu tablo hiç kimse değiştirmesin, dursun. Çünkü incelesin herkes. Görüldüğü üzere hem kamu bankaları hem özel bankalara kur etkisinden arındırılmış bir şekilde seçimlerden önce kredi genişlemesiyle hem piyasayı hem ekonomik aktörleri hem inşaat sektörünü hem otomotiv sektörünü hem de piyasayı canlandıracak bir kredi genişlemesi yapıyorlar. Bunu yapamadıkları ilk seçim mahalli seçimler olmuş, görüyorsunuz. Reel sektör bankaları, özel sektör bankaları mahalli seçimlerde bırak kredi artırmayı eksi 2,7 düşürmüşler kredileri. Yani son seçime bakın, son sütuna bakın, lütfen şeye, satıra bakın, görürsünüz arkadaşlar. Görünüyor ki seçim kazandıkları tarihlerde veya büyük yıkım yaşamadıkları tarihlerde veya halkı yoksulluktan az buçuk da olsa hissettirmemek için, piyasaları canlandırmak için kredi genişlemesi yapıyorlar. Bugün ne yaptılar? Bugün kamu bankaları bir bildiri yayınladılar. Kim? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank. Merkez Bankası'nın faiz indirimine biz uymaya başladık. Konut kredilerinde 1 milyon TL'nin üstündekilere %1,34, 1 milyon TL'nin altındaki konutlara ise 1,29'luk faiz uygulayacağız diyerek indirim kervanına katıldılar. Akşam üzeri biz yayına başlamadan da özel bankalara bu yönde telkinler ve talimatlar gitmeye başladı diye kulislere bilgiler düştü. Bu ne demektir? Yani enflasyon karşısında, kurdan kaynaklanan enflasyon artışları karşısında, satın alma gücünün tükenmiş olması karşısında yine senelerdir tekrar ettikleri gibi ve Türk ekonomisinin bu sarmaldan çıkamamasının sebebi olarak kredi genişlemesine dayalı hormonlu bir canlanma, hormonlu bir piyasanın hareketlenmesi kurgusuna tekrar başvuracakları anlaşılıyor. Ferit, şimdi herkesin bir şeyi bilmesini istiyorum. Bu ucuz kredilerle, geçen yıl %7,5'a düşmüştü konut kredisi yıllık bazda. Şimdi TÜİK'in rakamlarıyla bütün milletime, bütün seyircilerimize bir rakam söylemek istiyorum. O ucuz kredilerle son yıllarda satılan konutlardan 6 milyon adet konutun sahibi 1 milyon kişi olmuş. Yani ortalama bir kişi 6 konut satın almış. Bunun ucuz kredi kaynağını da milletin sırtına vurmuşuz. Yani bir taraftan zenginler ucuz düşük krediyle finanse edilirken öbür taraftan da yandaş müteahhitlerin stokları eritilmiş, milletin aleyhine olmak üzere milletin hazinesinden karşılanan sübvansiyonlarla zenginle fakirin arasındaki uçurum açılmış. Ferit Atay'a soruyorum. 1 milyonluk bir konut alıyorsan bunun indirilmiş faizlerle aylık taksidi 16.500 liraymış. Lütfen bu yayın izleyen arkadaşlar düşünsünler. Bu ülkede aylık 16.500 TL taksit verebilecek insan sayısı ne kadardır? Ne diyorum Ferit, farkında mısın? Kimi destek veriyoruz? Kime destek veriyoruz? Ve bugün kamu bankalarının yapmış olduğu faiz indirimi sadece konut kredisi için. Daha ihtiyaç yok, daha otomotiv yok, daha diğer kredi dilimleri, kredi çeşitleri yok. 16.500 lira Ferit Atay'a soruyorum. Aylık taksit ödeyebilecek durumda mısın kardeşim? Veya Türkiye'nin 84 milyonluk nüfusunun veya 23 milyon hanenin hangisi, ne kadarlık miktarı aylık konut taksidi olarak 16.500 lira kredi taksidi ödeyebilir? Şimdi düşünün, bir taraftan 16.500 lira taksit ödeyebilecek tuzu kurulara, hazine kaynaklarından desteklediğimiz kredilere açarak ve o ucuz kredinin maliyetini milletin sırtına yıkarak ve o piyasaya verdiğimiz parayla da bu
hazineden desteklenmiş kredilerle de piyasada hareketlilik, canlılık oluşturacağız. Ve bir, o şeye AK Parti'ye oy veren insanlar da bak ekonomi ne güzel diyerek sosyal yardım olarak aldıkları 1000 lirayla, 1200 lirayla, 900 lirayla mutlu olmaya devam edecekler. Eğer bu kurgu devam ederse emin olun ki Türkiye belini bir 5 yıl daha kaldıramaz. Bu ne demektir? Popülizm öyle bir şeydir ki o sebeple de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben dünyanın en kıdemli politikacısıyım. Dünyanın en kıdemli politikacısı olmak değil, halkını 20 yıl boyunca dünyanın 79. milli gelir bakımından en kötü ülkesi durumunda olmakla övünmemiz lazımdı. 2023 hikayelerini hala konuşmaya devam ediyoruz. Biz 21. sıraya düştük, 10'a çıkacaktık. Biz 2 trilyon dolarlık milli gelire ulaşacaktık. 717 milyar dolarda duruyoruz. 500 milyar dolar ihracat yapacaktık. 210 milyon dolar milyar dolar için şu an göbek atıyoruz. Sevinç naraları atıyoruz. Ferit, bütün bu global rakamları, makro rakamları benim vatandaşımın fazlasıyla bilmiş olması gerekmiyor. Çok iyi anlıyorum. Ülkenin makro ölçekleriyle, rakamlarıyla bu birimlerle 84 milyon uğraşmaz. 1-2 milyon bu işleri bilir. Ama vatandaşı bu şekilde algılarla, kredi genişlemesiyle, ülkenin geleceğini satacak bir şekilde bir kredi genişlemesiyle daha fazla oyalamamak lazım. Çünkü çocuklarımızın geleceğini tüketiyoruz, satıyoruz ve bu makyajlı hareketlerle, kredi genişlemesiyle siyasal tercihimizi değiştirmez isek emin olun ki bizi çok daha kötü günler bekliyor. Ne dedi mesela Sayın Cumhurbaşkanı biliyor musun bugün? Konu bizden kurtulmak değil. Diyor ki bu 7 düvel var ya veya bu 10 tane büyükelçi var ya veya bu küresel güçler var ya bizden kurtulmak için yapmıyorlar bu saldırıları. Konu Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma hamlesini önlemekten ibarettir. Bütün popülist liderler, otoriter liderler kendi kaderleriyle ülkenin kaderinin vatandaşın algısında iç içe geçmesini arzu ederler. Konu kendisinin siyasal geleceği değilmiş, konu Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma hamlesiymiş. Eğer ben gidersem Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma hamlesini bu kefereler, bu 7 düveli temsil edenler engelleyecekler diye yeni bir algı çalışmasıyla karşı karşıyayız. Farkındaysanız 2000 yıllık tarihten cumhuriyete ve bugünlere gelerek o tarih şuurunu da bir beka tehdidini de böyle bir 7 düvelin saldırısı altında olduğumuz gibi bir algıyı da millet nezdinde canlandırmaya çalışıyor. Buradan anlaşılan şudur ki hamasete devam edeceğiz. Sosyal yardımları artırarak o geniş kitlelerin siyasal desteğini almak gibi yine bir illüzyonla hareket edeceğiz gibi anlaşılıyor.